Bugün mahalle sakinlerinden gelen bir şikayet üzerine Oruç Reis Mahallesi'nin tam arkasındaki bu belediye alanları ve sanayi bölgesinin şekerle birleşti, hatta bir tarafımızda da okul alanı olan bir alanın ortasında çöp birikintilerini gördük ve her geçen gün mahalle halkının söylediği bu büyüyerek gidiyor. Gördüğünüz gibi hakikaten Kayserimiz'in Karpuzatan bölgesinin arkasında Kayserimize, Kocasinanımıza yakışmayacak diyeceğiz ama bir noktaya oluşturmuşlar. Bu bölge halkı biraz önce bazılarıyla sohbet ettim. Ekran karşısına çıkmaktan çekinen arkadaşlar da var doğal olarak ama hakikaten oruç reisi şu anda oruç reisi değil de oruç çöplük demek geliyor Bu hale getirmiş belediye. Koca Sinan Belediyesi'ni bazen eleştiririz ama bu eleştirinin ötesine geçmiş. Şehrin tam göbeğinde, şehrin bütün e, civarından, e, içeriğinden, mahallesinden toplanılan çöplerin çok yakın bir alan gibi görülüp buraya e, istiflenmesi, bu bölgede okulun olması, bu bölgede e, yaşayan insanların sağlığının, rüzgar estiği zaman kokunun, benzeri olayların hakikaten insanlık dışı bir dram var burada. Ben hatta buraya geldiğimde burada da bir e, haber yapacağız dediğimde çocuklar vardı bu çöplüğün içerisinde bir şeyler arıyorlar. Çocukları çağırdım. Onlar neredeyse buna meslek gözüyle bakıyor. Atılanlar içerisinden bir şey arıyor. Yapmayın Sayın Belediye Başkanım yapmayın. Hakikaten Kayseri'yi dolaşın. Kayseri'de bizim çöplük diye tabir ettiğimiz planlar içerisine koyduğumuz yerler var. Bakın buranın bir kısmı Koca Sinan Belediyesi'nin bakım alanının yanı bir kısmı Oruç Reis Mahallesi, bir kısmı şeker arası, bir kısmı şeker evlerinin olduğu ve yanımızda okul olan bir alan. Bu ne Koca Sinan'a yakışır ne sizlere yakışır. Hakikaten çöp temizleme noktası diye tabir ettiğiniz bir planlama varsa bize açıklayın. Yoksa bu Kayseri'mizin Oruç Reis'te oturan sakinlerimizin hakikaten çok büyük bir tepkisini çekmiş. Beni de davet ettiler geldim gördüm. Hakikaten ben de utandım bir Koca Sinan Belediye Meclis üyesi olarak. Böyle bir konunun acilen gündeme alınıp buranın buradan kaldırılması. Bakın sanayicilerimiz var. Birçok sanayiciye belki biraz sonra uğrayacağız. Onların şikayetleri bu noktada. Ya ben sanayiciyim gündeme çıkmayın. Ben görünmeyin. Ben söylemeyin ama siz söyleyin. Hepsi muzdarip. Oruç Reis Mahallesi'nin hepsi muzdarip. Ben Kayseri adına hakikaten üzüldüm. Bu konunun hızlı bir şekilde ele alınıp bu çöplüğün ortadan buradan kaldırılıp her nere tarif ediliyorsa oraya götürülmesi gerek diye. Ben imarda böyle bir alan çöp alanı olarak e, imarlaştırdığımızı hatırlamıyorum. İki dönem ben burada belediye meclis üyeliği yaptım. Yeniden. Böyle bir şey söz konusu olamaz zaten. Şehrin böyle bir noktasına bizden bu yetkiyi alamazlar. İyi Parti olarak biz buna asla izin vermeyiz. Çöp alanı biliyorsunuz şehrin dışında bir nokta olmalı çöp öğütme imkanlarıyla çöp istifleme alanları olmalı ve bu da kontrol altında olmalı. Bakar mısınız böyle çöp alanı olur mu? Yani bir 300 metre ileride ev var, 200 metre ileride fabrika var. Her taraf her şey ortada uçuşuyor. Böyle bir alanı planlamak iyi. haksızlık olur, planlanmadığını da biliyor. İnsan arası. Bura bir yakından çöp başladı buraya. Okul yap okul yaparken bura çöp yok hadi. Sonra çöp başladı. Bizim derdimiz biz şikayetçi olduk. Derdimiz böyle herkes duyuyor. Bizim belediye diyor ki bu mahalleyi ben yıkacağım. Ee, bir dönüm yeriniz var. 35 seneden oturuyorum. 2 tane daire 90 metrelik vereyim kutu. Çıkın. Biz de kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki bir dönüm yerimiz 4 daire 130'luk ver. Diğeri sana olsun. Kabul etmiyor. Bizim derdimiz herkes duyuyor. Böyle ağzı ağzı dildiler, böyle a, a, bak bizim şeyi de duymuş e, gelmişler. Korku olsun be, belki bunlar çıksın burada. Bir, bir e, düzen vermiyor bura. 30 senedir buradan böyle düzen vermiyorlar. Her tarafa, Kayseri veriyor, bura vermiyor. E, şimdi şikayet ettiği zaman diyor ki yapacağız. E, bugün, yarın öyle kalıyor, erteliyor. Bugün e, sona geldi. Sona geldiği zaman diyor ki ben burayı kesme dönüş yapacağım. Ee, size bu kadar e, iki daire vereceğim, e, bin metre, kutu gibi, 90 daire, 90 metrelik. Biz de diyoruz madem öyledir e, belediye kardeş, madem öyledir verek size. Hakkımızı ver, bin metre yerimizi dört daire ver, 130 metrelik sizin olsun diğeri. Bize ver. Qalanı sizə. Yox. 90 dairəlik 2 dairə verəcəm. Öyle yeldiriyor ki bizi e, burada belki e, usanık çıkar. Oruç Reis Mahalle Muhtarı Ergin Aydın. Şu şekilde söyleyeyim burası yaklaşık 12-13 yıl öncesinden başlayan bir çöp dökme olayı var. Arkanızda gözken arazinin tamamı burası düzlük bir araziydi. Daha evveliyatında futbol sahası falan vardı, basketbol sahası vardı. Bir müddet yaklaşık 8-9 sene 9 sene boyunca belediye oraya çöp döktü, toprak döktü, moloz döktü. Daha sonrasında biz orayı kapattırdık muhtar olduktan sonra. Zaten çevresi de tamamen kapanmış vaziyette. Sonra burayı kullanmaya başladılar hani belediyeden şahsi insanların getirip kendi döktüğü, fabrikaların döktüğü, buradaki keleseciler sitesinin döktüğü, herkesin ortak bir çöp alanı gibi bir şey olmuş. Belediyenin kendi araçları da var, vatandaş araçları da var. Şahıslar da döküyor, belediye de döküyor hep bir arada. Şu anda buranın kentsel dönüşümle bir alakası yok. Kentsel dönüşüm mahallenin kerestecilerin arkasından başlıyor. Burasının zaten kirliliğini fotoğraflarla daha önce de başkan yardımcılarına ilettik. Önümüzdeki hafta içerisinde kaldıracaklarına dair söz verdiler. Biz de şu anda o sözün arkasında durmalarını bekliyoruz ve şu an için bir haftalık sürelerinin dolmasını bekliyoruz. Ee, yaklaşık olarak 5-6 yıldır sürekli evet. dökülüyor. 11 hafta, bir hafta içerisinde fen gelecek araçlarla kaldıracağız dediler. Bir hafta süreleri var. Biz de bir haftalarının dolmasını bekliyoruz. Müzik